Arkadaşlar biraz önce aynı bölgeden çok güzel bir fangri mercan aldık. Yani takribi 8-10 kilo falan, bilmiyorum, tartmak lazım. Takımı tekrar indiriyoruz aşağıda. Bakalım vuruş alabilecek miyiz? Evet, aldık vuruşu, görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Balığı da aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, canlı canlı aldık balığı. Harika. Harika. Çok güzel. Çok güzel bir video oldu. Ekran görüntüsünü de alacağım. Balığı, aşağıda balık yazdığını görmüştüm. Tahmin ediyorum bu da fangri mercan. Benzer boylardan. Bu da 5 kilo üstü bir balık. Balığın mücadelesini görüyorsunuz. Balık kurtulmaya çalışıyor. Ciddi mücadele ediyor arkadaşlar. Çok güzel bir balık. Sıfır 16 iç var. Oh. 0.33 lider var. Bu balığı tekneye almak kolay olmayacak. Kolay pes etmeyeceğim diyor. Kolay kolay pes etmeyecek. Trofe. Balık avcılığında arkadaşlar nasip çok önemli. Bazen akşama kadar gezip elimiz boş dönüyoruz. Bazen yarım saat içerisinde iki balık alıyoruz. Ve ikisi de gerçekten çok iri balıklar. Yani çıktığı zaman bunu da göreceksiniz. Bir önceki balığın da videosunu yine YouTube kanalımda yayınlayacağım. Aslında baştan kendime hatıra olması için video çekiyordum. Balık avlarımı bir şekilde biriktirmek için. Ama sonradan balık severlerle, aynı şekilde trofe avcılığı yapanlarla, tayı rubber'la avlananlarla paylaşmak için YouTube kanalımı açtım. Videolarımı oraya çektiğim videolarımı bana hem bana hatıra alıyor, hem de dileyen başka meraklılar. Onlar seyrediyorlar. Benimle aynı heyecanı belki yaşıyorlar. Belki bir şeyler öğreniyorlar. Bu bir balık. Oldukça da derinden geliyor. 90 metrelerdeyiz. Bir taraftan da kameraya bakıyorum, çekiyor mu? İnşallah bunu da tekneye almak nasip olur. Balığımız yoruldu biraz. Artık ilk zamanlarki gibi kalama alamıyor. Cırcır kapattım.
Ağır bir balık arkadaşlar. Çok güzel bir balık. Bugün rüzgar, yani rüzgar yok gerçi. Çok az bir esinti var. Ama çok değişken. Sürekli farklı yerlere doğru tekne aktı. O yüzden noktaları denk getirmek biraz zor oldu. Bir aktığımız taşa tekrar bir daha aynı noktada akamadık. O balığı alabildik. Arkadaşlar bu balık Adana'ya gidecek. Enişten var Mehmet. Mehmet Türk. Onun Adana'ya sözü var. Ailesi orada. Dün konuştuk. Dün akşam. Ben dün bir balık salmıştım. Yaklaşık 7 kilo. Bir fangri mercandı yine. Bir tane daha büyük balık yakalarsan Adana'ya gönderelim dedi. Ben de inşallah yarın büyük balık yakalarız ve göndeririz dedim. Nasip oldu. Arkadaşlar lidere geldik. Balığımız geliyor. Ben şimdi kepçeye uzanacağım arka tarafa. Gözüküyordur herhalde. Balığımızı aldık. Biraz öncekinden bir tık küçük bir balık. 5 kilo kadar. Diğeri daha büyük balık. O yüzden şu şekilde arkadaşlar kameraya net olarak gözüküyordur. Çok güzel bir balık. Evet arkadaşlar, biraz önce aldığımız balığımız 4 kilo geldi. Çok güzel bir balık. Rastgele herkese.